Kararlarından bir sıkıntım yok İbrahim. Bilakis memnun oldum. Ferhat Paşa'nın canını almak icap ederdi. Lakin Beyhan Sultan'ın acısı yası beni üzerdi. Hünkârım, hassasiyetlerinizin farkındayım. Lakin... Bilirim Pargalı. Hayırlısı olsun. Hünkârım. Daha sonra Sümbül Ağa. Paşam, hünkârımıza mektup var da. O yüzden. Benim canımın sultanı, kalbimin, ruhumun, tenimin sahibi efendim. Beni saraya değil, cehenneme gönderdin. Senin olmadığın saraya ben neyleyim? Sofrana zehir koymuş bir kadın hala yanında yatıyorken ben buradayım. Ateşlerin içinde cayır cayır yanıyorum. Hem de suçsuz, günahsız, biçare, bir aşk böyle mi cezalandırılır? Ben anasız, babasız, kimsesiz size sığındım. Benim ailem, aşkım sizsiniz. Dayak yedim, zehirlendim, zindanlara atıldım. Hakarete uğradım size aşık olduğum için. Şimdi katil sıfatını koydular alnıma. Evladımdan koparıldım, sizden koparıldım. Cenab-ı Hak'tan başka sığınacak kimsem yok. Bu cezayı hünkârımın yüreğine, yüce vicdanına emanet ediyorum. Hürmetle ellerinizden öperim. Hünkârım, kötü bir havale ismi var. Hürrem Hatun. Sitem ediyor. Haksızlık bu diyor. Kalbime, vicdanıma soruyor. Hürrem Sultan. Ne var Esma? İbrahim Paşa Hazretleri geldiler. Haber vermemi istediler. İbrahim mi? Yalnız bırakın bizi. Ne oldu söyle? Benim suçsuz olduğumu öğrendin değil mi? Kurtaracaksın beni. Evet. Seni bu isnat edilen suçtan kurtaracağım Hürrem Hatun. Sahi. Yapacak mısın? Yapacağım evet. İstersen hemen şimdi saraya götürebilirim seni. Bekle, hemen hazırlanırım. Lakin... senden bir isteğim olacak Hürrem Hatun. Eğer dediğimi yaparsan ne hale? Aksi halde hünkârımızı bir daha asla göremezsin. İbrahim Paşa. Ben çok acı çektim. Annemi, babamı, kardeşimi öldürdüler. Köle olarak satıldım. Hapislere kapattılar. Zehirlediler. En yakın arkadaşımı hünkârımın koynuna koydular. Sen bunu iyi bilirsin. Düşman oldum hatuna. Aşkım için neler yaptın? Sonra katil dediler. Saraydan sürgün ettiler. Oğlumdan ayırdılar. Hünkârım için, oğlum için her şeye katlanırım. Yani
Geliyor musun? Hayır. Gelmiyorum. O kadının önünde eğilmem. Eteğini öpmem. Hiçbir kuvvet bunu yaptıramaz. Hünkârımın aşkıyla, oğlumun hasretiyle ölürüm daha iyi. Sen bilirsin. Hünkârım, beni çağırmışsınız. Gülfem Hatun. Nicedir seninle alakadar olamadım, nasılsın? Sağ olun hünkârım. İyiyim çok şükür. Sağlığınızın duacısıyım. Hatun, ben seni çok mu üzdüm? Senin ahını mı aldım ki hatunlarımla bu sıkıntıları yaşıyorum? Hünkârım, benim sizden bir şikayetim yok. Hiç olmadı. Siz beni hiç üzmediniz. Hiç kırmadınız. Asla gönül koymadım size. Her zaman mutlu olmanızı, yüzünüzün gülmesini istedim. Evlatlarımızın el kadar küçükken kaybını da takdir-i ilahi olarak gördüm. İsyan etmedim. Kaderimizin bizi hiçbir vakit ayırmayacağına inancım tamdır. Ne oldu? Ne diyor İbrahim Paşa? Paşası batsın. Ne oldu gene? Beni saraya götürecekmiş. Beni kurtaracakmış. Ne güzel işte. Hadi hemen eşyaları toplayalım. İtaat dedi. Mahizevran'ın eteğini öpecekmişim. Ancak o zaman alacakmış saraya. Sen ne dedin? Hayır dedim. Sen aklını mı oynattın Hürrem? İbrahim Paşa'ya hayır mı dedin? Bu yüce kapının ardında neler olur, neler yaşarsınız bilmem. Lakin hünkârım, ben sizin kalbinizi, vicdanınızı iyi bilirim. Bu yüzden kusuru kendinizde aramayın. Kendinize haksızlık etmeyin. Kusur bende değilse kimde Gülfem? Aklındakini söyle, çekinme. Mahidevran Sultanımız da, Hürrem Sultan da sizi sever, sayarlar. Bundan kuşkum yok. Ömürleri uzun olsun, size şehzadeler de verdiler. Ama asıl aradığınız şeyi, huzuru, mutluluğu verdiler mi? Kendimi ayırmıyorum. Ben de veremedim bunları size hünkârım. Hayallerinizin ortağı olamadım. Cehaletimle sizin baktığınız gibi bakamadım geleceğe. Hep eksik. Hep yarım hissettim. Üzülme. Nasıl senin benden yana bir şikayetin yoksa
Benim de senden yana yok. Sendeki tefekkür, bilgi kimsede yok Gülfem. Sen yüce gönüllüsün. Senin sadakatin ailemiz için çok kıymetli. Senin validemin Hatice'min yanında olman benim içimi çok rahatlatıyor. Hatice'm nasıl? Sayenizde ayakları yerden kesildi. Kanatlandı. Uçuyor Zaki hünkârım. Saadetini bir görseniz. Sen başından beri biliyordun değil mi? Ben her zaman sizinle konuşmasını istedim. Aşka hürmetiniz olduğunu söyledim. Ama çekindi. Söyleyemedi bir türlü. Ben de sırrına ortak oldum, çaresiz. Sultanım. Gelme Aydevran. Mustafa nerede? Mektepte. Bir uğrayıp hazırlıkları sorayım dedim. Hiç bilmiyorum. Validem alakadar oluyor. Bana sadece dinlemek düşüyor. Gülfem nerede? Hünkârım has odaya yanına çağırdı. Nasıl çağırdı? Haber geldi. O da has odaya gitti. Neden çağrılmış ki? Bilmiyorum. Gülfem'i mi kıskanıyorsun yoksa? Yok, hayır. Ben sadece merakımdan sordum. Gelince öğreniriz. Gel Gülfem. Hoş geldiniz. Hünkârımızın yanına gitmişsin. Doğru. Öyle oldu. Neden çağırmış ki seni? Hünkârımız benimle sohbet etmek istemiş. Sağ olsun. Ne hususta? Canı sıkan bir şey mi olmuş? Yok, hayır. Halimiz ahvalimiz için sohbet ettik. Sultanım. Yarınki eğlenceden haberiniz var mı? Ne eğlencesi? Hünkârımız düğünü ilan edecekmiş. Bütün hanedan yarın has bahçede olacak. Allah'a şükür. Bugünleri de gördük. Hayırlara vesile olsun. Hepimizin böyle bir eğlenceye ihtiyacı vardı. Hürrem. Hürrem. Hı? Aklın başından gitmiş senin. Teklifi mi düşünüyorsun yoksa? Teklif falan yok. Düşünmüyorum asla. Ben senin yerinde olsam hiç düşünmeden kabul ederdim. Ben de senin yerinde olsam kabul ederdim. Ama ben sen değilim. Mahidevran da değilim. Mihrim ağlıyor. Mihrim, bir sen kaldın yanımda. Mehmet orada. Kim bilir nasıl? Hünkârım dinlemedi beni. İnanmadı bana. Al kızımı, yatağına yatır. Sultanım, Hatice Sultan geldiler.
Hatice Sultanım, benim tek arkadaşım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bak sana kimi getirdim. Kimi? Oğlum! Mehmet! Sultanım, bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Bana oğlumu verdin. Keşke daha fazla yapabilseydim. Sizi temelli kavuşturabilsem. Bir imkan bulup İbrahim'le konuşacağım. Belki o yardım eder. Evet. Ya, eder. İbrahim Paşa. Neyse. Beni bırak. Sen ne yaptın? Validem yarın has bahçede bir şenlik düzenliyor. Hünkârım bizim düğünümüzü ilan edecekmiş. Herkes gelecek. Ben yokum değil mi? Benim elimde olsa ben senin masum olduğuna inanıyorum biliyorsun. Ama sen de kabul et Hürrem. Suçlu addedilmen için her şeyi yapmışsın zamanında. Sabırlı ol. Af dile. Gerekirse yalvar. Gurur yapma. Aksi halde bu eski sarayın duvarları arasında solup gidersin. Oğluna, hünkârına hasret kalırsın. Vakit geç oldu. Dönelim artık. Sultanım, gitmeyin. Biraz daha kalsın oğlum. Gidelim. Lütfen ısrar etme. Beni zora sokarsın. Eğer validem fark ederse bir daha getiremem. Peki. Seni bu isnat edilen suçtan kurtaracağım Hürrem Hatun. Lakin senden bir isteğim olacak Hürrem Hatun. Bütün hanedan üyelerinin eteklerini öpeceksin. Sonra da Mahidevran Sultanımızın eteğini öpüp af dileyeceksin. Sabırlı ol. Af dile. Gerekirse yalvar. Aksi halde bu eski sarayın duvarları arasında solup gidersin.
Ben burada acı çekiyorum. Yalnızım. Onlar sarayda eğlence yapıyorlar. Gülnihal. Eşyaları toplayın. Kızımı hazırla hemen. Saraya dönüyoruz. Yapacak mısın İbrahim Paşa'nın dediklerini? Yapacağım. Daha da fazlasını yapacağım. Hadi, acele edelim. Eğlenceyi kaçırmayalım.